Abi bunlar ne? Ay, Neriman Hanım yeni mobilyalar mı almış acaba? Kız ne alaka yurtta bu kadar lüks mobilya? Kafayı üşüttü herhalde o da. Ay pardon, bunlar ne? Sadri Bey bu mobilyaları Meral Hanım için gönderdi. Meral benim de. Niye gönderdi ki şimdi bunları? Ya emin misiniz? Çünkü ben onun yanına taşınacaktım. Dedeniz torunum o yurtta bir gece kalacak olsa bile rahat etsin dedi. Dedeye bak. Dedeye bak. Cık cık cık. Allah. Kız keşke benim de böyle bir dedem olaydı. Dikkatli taşıyın lütfen. Yanlış geçirdiniz herhalde. Burası yetiştirme yurdu. Hayır hayır, yanlış değil. Deden benim için göndermiş. Deden mi? Neden? Dedesi tabii torununun zengin gözükmesini istiyor yurtta haliyle. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz Feride Hanımcığım? Çok şıksınız. Kırmızı çok yakışmış. İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Çok iyiyim ben de. Bu eşyalar bizim odaya mı konulacak? Yani. Ay evladım. Deden hayırsever biri galiba. Böyle bir çıtlatsan da benim odanın mobilyalarını da değiştirse. Ay yok artık. Hatta sen değil, onun nüfusunu alsın. Buldun zengin dedeyi, gülersin tabii böyle. Güleceğiz tabii. Meral'cim sen dedene söyle, biz bunları kabul edemeyiz. Niyeymiş? Diğer kızlarla aralarında eşitsizlik olur çünkü. Onlar da özenirler, yazık. Olmaz böyle bir şey. Onların dedesi de çıksın, alsın Feride. Yani şimdi Meral'in dedesini gücendirmeyelim değil mi? Taşıyın siz evladım, taşıyın, taşıyın. Meriman Hanım yapmayın, olmaz böyle bir şey, doğru değil. Uzatma Feride. Adam milyoner işte. Yarın bir gün yurdun ihtiyaçları için kapısına gider. Yani adamı şimdiden gücendirmeyelim. Dikkat etsenize ya, az daha kırıyordunuz. Ay vallahi bir çizik olsun, hepsini geri göndertirim bak. Bravo, zengin ruhu, aferin. Nasıl da sahip çıkıyor malına. Yavaş taşıyın. Aferin kız. Ay bunun ne işi var burada ya?